Böyle Tarım'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Şanlıayva 251 TS modelini söküyoruz. Onun videosunu çekeceğiz. Makine gaz yemiyor diye şikayetle geldi. Oradan pütüm görünüyor mu? Bu Eco 2511 ile aynı yapıda bir makine. Sadece renk farkı var. Aynı fabrikanın üretimi. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Dal budama amacıyla kullanılan bir cihaz. Bir de orada Garden diye bir marka var. Şöyle göstereyim. Bunu da şikayet yakabileceğim dostum şurada. Fayda sağlayayım değil bunu. Budama makinelerin içerisinde en hafif olan motor testere bu arkadaşlar. Bu ve Eco markası. Aleykümselam hocam, hoş geldin. Sağ olasın. Gel hocam, hemen atayım. Çay içer misin? Eyvallah. Egzoz mu tıkalı? Şimdi çıraklık okulundan kontrolör öğretmen geldi bizim çırak için. Orayı masanın üzerine koydum. Balatası. Egzoz filtresi biraz tıkalı. Bu şekilde miydi, temizledin mi? Çıkarken pisliği demin döküldü. Demin üfledim, tıkalıydı. He. Şimdi açtı. Burada kullandığınız yağlarla alakalı oluyor diye söylüyoruz zaten arkadaşlar. Bunu üfleyeceğim ama nasıl üflerim, buradan üfleriz. Efendim? Şundan bulacağını, brandajını tercih olmuş. Gebze'de bulamadım. Gebze'de bulamadın mı? Ya, brandajlara sordu da Gebze brandajı bilmiyorum. Arap Çeşme'de hapishanenin tam karşısında aşağı inerken var, fırının aşağısında. Adı ne? İsmini bilmiyorum. Görüyordum yani hep orada sağda. Şurada bizim terzi var. Raif'in oraya gitmeyecek misin? Aha. Raif'in yanında bir terzi var. O biraz çevre geniş gibi. Evet. Sağdan soldan malzeme şey yapıyor, büyük bir ihtimal bulabilir diye düşünüyorum. En azından fermuarla alakalı bir durum söz konusu ya. Yani, tamam. Evet. Eğer o yardımcı olan olmazsa şey yapalım, o tarafa bir sorarız. Ya da bu kamyonlara branda çektiren aynen, arkadaşlara doğru. Nerede yaptırdığını sorarız. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani. Ya o branda ile alakalı bir şey de daha çok rahat bulunabilecek gibi. Yani o tuhafiyeciler ufak adımları yapıyor ya, yılları ya. O yüzden. Bir de fermuar hastanesi diye yine bir şey varmış. Bir yer. İstanbul'a küçük bir dükkan ama adam 30 yıldır bu iş üzerineymiş abi. Olmadı onu araştırırız. Ondan talep ederiz. Eyvallah. Tamam hocam. Karbüratörün içerisi temiz mi? Karbüratörle alakalı değil gibi ya. Anladım. Sen ne yapıyorsun dostum onu? Yağlama yapmıyor. Yağlama yapmıyor. Yağ pompası var mı elinde? Değişiyor yağ pompası. Farklı düşük farklı. Devirde yapıyor ama yüksek devirde çıkınca kesiyor. Yağ pompası bozukmuş. Şöyle çekelim. Karbüratöre bir bakalım olmalı. Şimdi mikrofonu kapattım. Yukarıdaki artık başka bir yerinde mikrofon var mı bilmiyorum. Kulağınız rahatsız olmasın diye.
Daha seri mi çıkmıyor? Şey yapalım mı? Şöyle durumlarda karbüratörü açtığınız zaman İlkay, az onu sökmeden bana bir VD40 ve ortamını getirir misin? Diyaframlar biraz kabarık. Bir nebze etki eder. Karbüratörün içerisi filtre temiz. Şuradaki pislik buradan geldi. Temizleyeceğiz onu. Bu motorun karbüratörü de D tip arkadaşlar. Ayar tornavidası. Şöyle yapacağız. Şimdi bu ayar tornavidalarını soranlar var. Ben pek takılmıyorum hani. Ama oylamakların yeni versiyonlarının birçoğunda D tip var. GST 250, oylamak GSH 400. Bunlarınkiler D tip. Bu D tip dediğimde onun bir fotoğrafını bulup atmaya çalışacağım. Videoya eklemeye çalışacağım. Bunların bu kalınlığına göre, şuradaki kalınlığa göre de işte farklılıklar gösteriyor. Bir videoda dikkat etmişsinizdir. Girmiyor tornavida. O yüzden bu piyasadan alınmış bir tornavida. Set halinde de satılanlar var. Çeşitli. Ucuz bir anahtar değil. Onu da söyleyelim. Benzin tüpünü alabilir miyim dostum? Şöyle bakayım. Kap görünüyor. Biraz uzakta kalmış gibi görünüyor ama. Bir benzinden temizleyeyim düşünün. Hani şu an yapacağım işlemi nasıl anlatayım size? Bazı arkadaşlar, tamirci arkadaşlar solüsyon sıkıyor. Farklı malzemelerin içerisine daldırıyorlar. Bunu tinerde de kullananlar var. Mesela farklı karbüratörleri tinere daldırıp da temizleyenler var. Biz bunları su motorları karbüratörü, çapa makinesi karbüratöründe falan yapıyoruz. Ama tabii ki öncesinde karbüratör temizleyici sıkıyorduk. Karbüratör temizleyiciler de biraz maliyetli olmaya başladı. Bu yüzden ben artık karbüratör içerisine, şimdi göstereceğim zaten, VD40 sıkıyorum. Neden diye sorarsanız, sebebi şu, zaten püskürtücü şurada içeride, birazdan onu da göstereyim. Şurada püskürtücü başlık var arkadaşlar. Tornavidayı bulalım. Bakın. Şurası içeride. Onun üzerine pislik geldiği zaman karbüratör düzgün püskürtme yapamadığı için verimsizlik gösteriyor. Abi hoş geldin. Şunun şey gitmiş ya. Nitekim bu basınçlı temizleyiciyle, bakım spreyiyle o işlemi de çözebiliyorsunuz. Bazı motorlarda fayda sağlıyor. Karbüratörlerde daha doğrusu. Bu taraftaki diyafram düzgün görünüyor. Şöyle baktık. Gazeteli kopmaz abi onun. Çıkmıştır ya da vidası gevşemiştir. Bakın burada valfler var. Bunların içerisinde mantar gibi benzer, hani mantar değil de farklı bir yapıya da yapılmış malzemeler. Bunlar şişiyor. Konulma sebebi de şu. Yakıtın çok yüksek devirlerde motora hani yakıtı geçirtmeyip kesinti yaptırıp sizin ayarı belli bir seviyede yapmanızı sağlıyor. Bu sebeple bunları koydular. Birçok karbüratörlerde var zaten bunun. Ama hepsini de fark edemeyebilirsiniz. Dediğim püskürtücü meme de şu. Sökülebilir tarzı ama bu memeleri getirmiyorlar arkadaşlar. Buraya da koymuşlar, hatta tornavida gibi kısım da yapmışlar. Açılacak gibi de çakma oluyor genelde. Şimdi D tip tornavidayla ilk başta bir ayarımıza bakalım. Bunu söküyoruz.
Tutuyoruz şu şekilde. Bakın. Basıyorum. Bu karbüratör vidalarını tek tek sökün. Kimisi uzun oluyor, kimisi kısa oluyor. Kafam dalgı. Normal düz tornavidayla deniyoruz. Olmadı. Şuraya da tornavida denk geldi. Şimdi L kısmını alçak devirinkini sıktık, temizledik. Ve az önceki mevcut ayara getirdim. Şu kısmını biraz bir temizleyeyim. Bunu söküyorsunuz. Bakın. Burada kertik var arkadaşlar. Yani D tip dememizin sebebi bu. Bir tarafında kertik var. Görünüyor mu bilmiyorum kamerada. Ya da net mi? Nasıl gidiyor abi? İyi Allah aşkına ya. Kolay gelsin. Bu şekilde tekrar sıktık. Bu sefer püskürtücü memeye, hani yüksek devirdeki büyük memeye fazlasıyla bastık. Köpürüyor zaten. Dediğim gibi karbüratör temizleme spreyleri de var. Pahalı olduğu için baktım ki bu da benim yapmak istediğimi yapabiliyor. Amaç oradaki kılcal pislikleri temizlemek. Bir de şimdi karbüratörü solüsyona batırdık diyelim. Bilmem şunu yaptık, bunu yaptık. Şimdi şu ayar tornavidalarından benden istiyorsunuz. İyi güzel. Hani temin edebilirim. Amenna. Ama bu ayarları çok kurcalarsanız, mesela benzin filtresi tıkanıyor. Ayar yapmaya çalışan müşteriler var mesela, kullanıcılar. Haliyle ne oluyor? Karbüratörün buradaki vidayı gevşet, sık, gevşet, sık bozuluyor. Oradan hava alma ihtimali bile oluyor. Yani düzensizlik yapıyor makinede. E bu sefer karbüratörü değiştirmek zorunda kalacaksınız. Her bir sorunu ayarla olarak düşünmeyin arkadaşlar. Kısaca böyle anlatmaya çalıştım. Oradaki sarı tapaların içi, şunların içerisindekileri dürtmeyin iğneyle falan. Ben denedim. Çoğu bozuluyor. El ayarı olması gerekiyor. Bir de yakıt aldığınız bidonlara dikkat edin. Su şişelerinden yakıt doldurmayın. Onlar da zarar verebiliyor. Şimdi bu diyaframın kabarık olduğundan bahsettim. Şöyle göstereyim. Hatta direkt bu şekilde sökebilirsem bizim için daha iyi olacak. Şunu da benzinle temizleyelim. Biraz kabarık. Bunu da bir önceki videolarımda
görmüş olabilirsiniz. Şöyle çakmak çakıp, bu her diyafram için geçerli değil. Düzeltme şansınız var. Bu şekilde. Çamaşır suyu deney istedim. Tamam. Böylece oturtuyorsunuz. Senin arabanın kapısı açık abi, köpek giriyordu bak içerisine. Saatlerce çekebiliyor da parça parça atıyor makine kendi içerisinde. Hafızasını rahatlatmak için. Çok uzun da şey yapıyor değil mi? Yoruyor insanları. Yoruyor tabii. Ya şimdi çektiğin şeye göre değişiyor. Kimisi gerçekten hani gereksiz gelebiliyor bazı insanlara. Kimi şeyde de oradaki senin anlattığın olay tam onun aradığı bir şey. Merak ettiği bir durum. Ne yapıyor? İzliyor. Herkes izleyecek diye bir şey yok tabii. Yani bazıları şey yapıyor, bayağı yoruyor insanı ya. Yani anlatıyor ama işte o neden anlamadığın için o bir şöyle oluyor. Anladığın bir işten konuşuyorsa kafa yorarsın yani. Bu cihazdan karbüratörün iğnesini kaçırıp kaçırmadığını ölçüyorum arkadaşlar. Tamam, ararım şimdi. Şöyle baktığın zaman diyafram öyle çok sert değil. Hareketini kısıtlamıyor, yumuşak. Bakıyoruz. Şu anı gözüme iyi gibi görünüyor. Bu şekilde sıktık. Şimdi bir müşterimiz var. Onun motoruna bakıyor usta. Ondan sonra montaj atıp tekrar bir deneyeceğiz. Bu basit uğraştığımız bir şey. Karbüratörlere çok girmiyor musunuz deseniz, zaten bizim buralarda orman kesimcileri çok yoğun tempoda kullandığından dolayı karbüratörlerin sağa sola artık şu gaz paraları falan bozulmuş halde oluyor. Aşınıyor. Onlardan dolayı da düzensizlik yapıyor. Çok da detaylı uğraşamıyorsun. Yeni karbüratör takıyorsun. Neden? Bu gaz parasını satmıyorlar. Mesela şu sarı malzeme var ya. Bu jikleninki, bu gazınki. Ne yapıyorsun? Mecbur. Ondan sebep değiştiriyorsun. Böyle hareket ettirdiğin zaman o yukarı aşağı oynuyor. Az müsaade değildi. Ya da bir saniye bir telefona bakayım yiyelim. Şimdi telefon uzun sürdü görüşmelerim arkadaşlar. O yüzden karbüratörü üzerine taktı usta. Montajladı. Çalıştırırız. Şimdi tekrar birazdan çalıştıracağız. Ayar falan gerekti mi? Hı hı. Ayar istemiş. Hani bahsetmek istediğim durum şu. Her karbüratöre aynı işlemle kurtaramazsınız karbüratörü daha doğrusu. Hani kısaca bahsetmeye çalıştım. Ben VD40 sıkıyorum. O ayar vidalarını söküp oralardan sıktığınız zaman püskürtücülere direkt gidiyor. Ve oradaki birikmiş pislik varsa, yakıt kalıntıları falan, onları VD40 temizliyor. Neden VD40 kullanıyorum? Karbüratör temizleyiciler pahalı. Hani tek bir amaca hitap eden bir şey. Ama VD40'ı civata sökmekte, kapının gıcırtısını almakta, sakız sökmekte. Yani kullanım alanı çok geniş bir şey bu VD40. O yüzden şu an VD40'ı sıktığın zaman o karbüratörün ince deliklerine bakımı yaparak geçiyor arkadaşlar. Ama her yaptığınız işlemde de karbüratör
düzelecek diye bir şey yok. Şimdi çalıştıracağız birazdan. Bu videoyu düzgün çekemedim. İdare edin. En azından işlemi görmeye değil. Gördüğüm mikrofon deliklerinin ikisinde tıkadım. Sırf kafanız rahat etsin diye, bilmiyorum artık ses nasıl çıktı. Eklerken göreceğiz. Şu an için düzgün görünüyor. Yani şimdi benim videolara bakarak her şeyi de yapmaya çalışmayan arkadaşlar, yani neyse, orada argo bir kelime olacak gibi oldu sanki ya. Hani İmam osursa cemaat sıçarmış muhabbeti yanlış anlaşılmasın. İşlem şu. Her bir işlemi de hani ben gördüm. Lafım yarım kaldı. Her bir işlemi de hani benim uyguladığım gibi uygulamaya çalışmayın. Biz burada hani sürekli bu işi yaptığımız için neye nasıl karar vereceğimizi biliyoruz hani. Nerede ne iş yapacağımızı da biliyoruz. O yüzden sonuçları düzgün çıkabiliyor. Ama sizin hani oradaki yapılmayacak bir hareketi benim burada bir çektiğim videodan görüp de hasar da verebilirsiniz makinelerinize. Bunu da böyle bahsedelim. Bu video nasıl olacak ben de bilmiyorum. Yani biraz artık dağınık bir şey oldu. O küfrü de oradan silelim ya. Küfür değildi yani şey. Söyledi. Odun da deneyelim mi? Sen tut kamerayı. Kendimi çekmişim yalnız. Bunları sil abi. Videoyu kapatsın.
Motor küçük, dal budamak için kullanılan bir cihaz. Biz bunu yani bildiğiniz büyük ağaçlarda kullandık. Zincir kurudu şurayı keserken. Onun yağlaması da güzel yağlama yapıyordu. Şimdi bir temizliğini yapacağız. Tekrardan ince ayar çekeceğiz. Biraz boşta falan çalıştıracağız bunu. Bakalım düzene girecek mi? Ona göre videonun devamını çeker miyim bilmiyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Budama testleri ama biz kalın ağaçta deneyeceğiz bunu. Zaten karbüratör temizleme videosu vardı. Kılavuz takılmıştı az önce. Şuradaki perçin çok boşluk yapmış. Ondan dolayı sıkışma yapıyormuştu arkadaşlar. Kılavuzunu da değiştirdik. Orijinal kılavuz taktık. Böyle görün istedim açıkçası. Ha, bir fayda sağlar mı bilmiyorum. Tamamen çekmek istedim yani bu şekilde bir video. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.